Selam canlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız eğer, bugün size bir yeni vlog başlatmak istedim. Yeni bir dolap aldık, onun kurulumunu yapacağız, onu yerleştireceğiz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Umarım severek, zevkle izlersiniz. Şu an kayınvalidemlerdeyim, dolabımız geldi. Eşim şimdi dolabı yukarı çıkartmak için kargocunun yanına gitti. Akşam da ben gittikten sonra da artık içini güzelce boşaltacağız, yerleştireceğiz. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. İyi seyirler. Evimizde şöyle, şurası banyo oluyor. Şöyle burada bir de L şeklinde bir koridor var. Küçük bir koridor. Burası da yatak odası oluyor. Yatak odasının böyle iç tarafına doğru bir tane dolap vardı. Biz bu eve taşındığımızda vardı. Yani bizden önceki ev sahibinin bu dolap. O dönemde yaptırmadık. Daha sonra istediğimiz gibi yaptırırız diyerekten. Ama geçen gün bu kapağı kırıldı. Zaten dediğim gibi önceki ev sahibinin olduğu için de şöyle göstereyim. Kendisi boyamış. Yani gerçek rengi bu değil. Gerçek rengi şöyle açıp da göstereyim. Kahverengi, böyle kahverengi. İçinde falan hiçbir raf falan yok. Şöyle içini de göstereyim. Baya da böyle hiç raf falan yok. Sadece şurasında bir raf var. Ben de o yüzden kullanamıyorum. İki tarafı da böyle dolabın. Üst kısmı da bayağı bir geniş. Oraya da böyle karenin bebek arabasının diğer parçalarını falan koyuyorum. Şurada valizler falan var. Çok kirli bir görüntü oluşuyordu burada. Şimdi biz buraya dolap aldık bir tane. O gelecek, onu kuracağız ama ondan önce bu dolabı bizim kendimizin söküp atmamız gerekiyor. Dediğim gibi zaten bu kapak kırıldı. Diğer kapaklarını da kırarak atacağız. Ama ilk önce bunları yapmadan önce dolabımız bu arada kargoya çıktı, dağıtıma çıktı. Gelmeden önce ben bunun içini tamamen bir boşaltacağım. Birazcık da elemeler yapacağım haliyle. Bahar temizliği de olmuş olacak. Atılacakları atacağım falan. Zaten şunlar falan karenin küçülen kıyafetleri. Şurada da bizim işte giymediğimiz, yani artık yazdıklarımız falan var. Dolap uygulamasına koyup satacağım ürünler falan var. Olmadı dolap uygulamasında sayfamda da bir indirim yaparım. Yarı fiyatına veririm. Satılmazsa da hepsini yani mecbur çöpe atacağım. Çünkü beklet beklet nereye kadar bilmiyorum. Dolap uygulamamı da şuraya ekliyor olurum. Eğer uygulamama girip bakarsanız da uygun fiyatlı tertemiz ürünler görebilirsiniz. Zaten kendimin de giymeyeceği ürünleri de dolap uygulamasına koymuyorum. Direkt çöpe atıyorum. Öyle, şimdi burayı kıracağım ben. Çekeceğim size de, kurulurken de gösteririm. Saat ışıktan da anlaşılacağı üzere akşam saatleri oldu, hatta iftardan sonra. Biz şimdi küçük ustamla birlikte torna vidalarımızı elimize aldık ve buradaki gördüğünüz dolabı tamamen sökeceğiz. Ama video çekiyoruz. Bir an önce sökmek istiyor, çok sabırsız, benden daha heyecanlı. Bu dolabın içini tamamen boşalttım. Şöyle göstereyim. Şöyle tamamen raflarını, altını, üstünü tamamen boşalttım. Şimdi bunu sökeceğim. Sadece kapak kısımlarını ben sökeceğim. Kalan kısımlarını anneciğim, ay düşecek. Kalan kısımlarını Emre sökecek. Çünkü kalanlar birazcık daha ağır olduğu için vardiyası da denk gelmiyor aslında. Sabah kuruluma gelinmesi gerekiyor. Eşim gece 1'de geliyor. Haliyle apartmanda da rahatsız olmasınlar diyerekten de gece sökemeyecek, sabah sökecek. Maalesef ağlıyoruz. Çünkü kapağı açmak istiyor. Ne söylediğimi de unuttum. Karıştırdım gerçekten. Neyse, şey söylüyordum galiba. Eşim de gece 1'de geldiği için apartmandakiler rahatsız olmasın diyerekten sabah sökmeye çalışacak. Usta gelmeden, yani kurulumu yapılmadan önce sökmeye çalışacak. O yüzden de birazcık hafifletebildiğim kadar ben hafifleteyim dedim. Yani en azından kapakları sökeyim dedim. Şimdi ben içini tamamen boşalttım ve yatak odasını aldım. Birkaç bazanın altına falan girmesi gerekenler vardı. Onları falan kaldırdım. Elenecekleri eledim, attım. Kalacakları bıraktım. Şimdi yatak odasını göstereyim. Bayağı bir darma duman oldu. Artık dolabımı yerleştirirken güzel bir şekilde çekerim diye düşündüm. Sizi de sıkmak istemediğim için boşaltırken de çekmedim. Yatak odasını göstereyim ben. Böyle buraya ayakkabı kolilerini tamamen çıkarttım. Hepsi zaten temiz bir şekilde koymuştum. Temiz bir şekilde kutularıyla birlikte duruyorlar. Buraya çıkarttım bunları. Şurada birkaç tane rafım var. Bunlar da monte edilmesi gerekiyor. Artık yarın ustaya rica edeceğim. İnşallah monte eder. Başka bir yerin rafları onlar. Şurada böyle o dolaba girecek olan montlarımız falan var. Burada da valizimi üst kısmına koyacağım. O var. Diğer kısımları da dediğim gibi bazanın altında falan güzelce sakladım. Şimdi hep birlikte o dolabı sökelim. Umarım kazasız belasız sökebiliriz. Haydi küçük usta, kalk bakalım. Evet, başlıyorum. Şu kapak zaten kırık olduğu için oraya çıkartmama gerek kalmadı. İyi ki kırılmış diyorum. Şimdi bu kapakla başlayacağım. Bu arada bücürcadım da şu alt rafta duruyor. Şu an kapıyı kapatmamı istiyor. İçeride güya saklanıyor.
Bakalım nasıl yapacağız? Biz bu işi bilmiyorum. Umarım yapabiliriz. Tamam, hadi açayım ben. Karen nerede edeyim, tamam mı? Hadi açalım kapıyı. Karen nereye gitmiş ya? Acaba... Aa, bence yapamayacağım. Bayağı bir zor. Aslında şu tek vidaları çıkartmam lazım. İlkini gevşetirsem devamı gelecek gibi ama gevşiyor. İlk başta biraz zor gevşiyor ama... Yağsını da kırmadan direkt böyle çöpün yanına koysak mı, birisi alır mı diye düşündüm ama gerçekten kırmadan çıkartmamız imkansız çünkü bayağı bir geniş, yani kapıdan falan geçmesi çok zor. Ama yine de ben bütün parçalarını, vidalarını falan poşete koyup yanına koyacağım. Belki bir yani işine yarayan olur, yakan olur daha sobada. Anneciğim, tamirci, usta biraz yavaş. Yavaş yap. Evin son hali. Böyle çıkardığımız parçaları buraya koyduk. Burada yeni gelen dolap var. Şurayı da şöyle bayağı bir boşluk alan varmış. Yani yeni fark ettik. Çok güzel duruyor. Altını temizleyeceğim. Altından bayağı bir pislik çıktı. Sonuçta bizden önceki de duruyordu. Ve gömme dolap olduğu için hiçbir şekilde temizleyemiyorduk. İnşallah dolabımız buraya tam oturur. Çünkü tam olarak oturmazsa şurası çok sıkıntı. Boya farkı var. Ama biz de diyoruz en kötü biz buraya kadar çekeriz. Arkada şu kadarcık da olsa bir boşluk bırakırız diye düşünüyoruz. Çünkü boyayabiliriz, sıkıntı değil, boyayı alırız ama renkleri tutmaz. Aynı numarayı alsak bile sonuçta bu 3 yıldır burada olan bir boya olduğu için duvar emdiğinden dolayı rengi daha da açıklaştı bizim kendi boyamızın rengi. O yüzden de renk farkı oluşsun istemiyoruz. Yani olabildiğince ön kısma çekeceğiz. Böyle süpürgemi falan çıkardım. Her yer her yerde. Kolileri falan orada duruyor. Şimdi biraz usta gelecek. Hemen hızlıca ben burayı bir silip süpürmem lazım. Dolabın yapımı hala bitmedi. Karşı komşumuzun kızı var böyle. Ela'cığım bakar mısın? Ela geldi. Karen'le birlikte böyle oyuncakları döktüler. Birlikte oyun oynuyorlar. Merhaba der misin kameraya? Adın ne senin? Ela. Kaç yaşındasın peki? Ben 2 yaşındayım. Hayır, bu 2 değil. 5 demek. 5. Ela Nur 5 yaşında. Ve Ela Nur İngiltere'de yaşıyor normalde, değil mi? O yüzden birazcık İngilizce konuşuyor, birazcık Türkçe konuşuyor. Bu bizim için çok iyi bir şey. Biraz önce diyor ki shopping yapacağım ben. Market arabasını eline almış, shopping yapmaya gidecekmiş Ela Nur. Karen'e de öğretecek İngilizce. Usta şimdi gitti. Böyle oldu dolap. Üstten şöyle bir 30 santimlik bir yerli kaldı. 30-35 santimlik. Biz aslında ölçtüğümüzde eninin boşluk kalacağını hesaplamıştık ama hiç boşluk kalmadı. Az bir şey şurada kaldı. O da normal yani. Böyle dolabı göstereyim bu arada. Koçtaş'ta da var. Viyense'de de var. Trendyol'da, Rabi Mobilya'da da var. 5 kapaklı bir dolap. Burası küçük bir alandı zaten. Biz o yüzden çok büyük bir dolap seçemedik. Yani böyle hem 5 kapaklı olsun, bölmesi çok olsun istedim. Böyle 2 kapağı. Şöyle içini daha net göstereyim. Üstte bir tane rafı var. Askılık bölümü var. Ve altta da böyle 2 tane rafı var. Burayı kızım için kullanacağım. Bir sonraki videolarımda falan göreceksiniz zaten. Kızıma odasını yapacağım. Yalnız kızımın odası çok ama çok küçük. Dolap falan sığdırmam imkansız. O yüzden de kızıma böyle burada bir dolap yapmak istedim. Direkt yatak odamızın önü zaten kullanışlı olur. Ortada da bir tane bölme var. Bu bölmede şimdi şöyle bir avizeye çarpıyor. Avizeyi değiştirmemiz lazım ama şöyle göstereyim. 5 raflı
Yo, daha fazlaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 raflı bir alan. Buraya ben kışlıklarımızı falan kaldıracağım şimdi. Yazlıklarımızı çıkarttım. Kışlıklarımızı kaldırıp buraya koyacağım. Yani vakumlayıp falan kaldırmayacağım. Böyle gözümüzün önünde olacak. İstediğimiz zaman çıkartıp giyebileceğiz. Bu kısmı daha böyle üstte 2 raf var. Askılık bölümü var. Biz buraya alt kısma 4 tane daha raf yaptıracağız. Bu kısmı biz vestiyer olarak kullanacağız. Yani üstlere falan böyle botlarımı falan koymayı düşünüyorum. Buraya montlarımızı asacağız. Alt tarafa da daha çok giydiğimiz ayakkabılarımızı kullanmayı düşünüyoruz. Aldığımızda bu dolabın içinde raf yoktu. Biz sonradan ekletme yapacağız. Şimdi bunu temizleyip yerleştirmek kaldı. Güzelce temizleyip yerleştirelim. Bu arada böyle kulpları da top kulp şeklinde çok güzel. Bu arada malını da çok beğendik gerçekten biz. Açıklamalar kısmında MDF üzeri membran kaplama diye geçiyordu. Şöyle göstereyim, herhangi bir kaplamaya ait bir şey yok ama dolapçılarda falan yaptırmak için gezdiğimizde de en iyi yani gardırop şeyinin malzemesinin membran olduğunu söylemişlerdi. Bu da dediğim gibi yani kalitesi bayağı bir iyi, böyle sunta gibi ya da bir küçük bir MDF gibi falan değil. Bayağı bir hoşuma gitti. Linkini de aşağıya bırakacağım. İndirim falan oluyor. Takip ederseniz çok da uygun alabilirsiniz. Kulun temizliğini yapacağım. O yüzden bir kaba pisliğini almak istiyorum. Silikonlu temizleyiciyle suyumu hazırladım. İlk önce bir kabızı üstünden sildikten sonra da güzelce detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Çocukla iş yaparsak böyle olur. Bakar mısınız ne yapmışlar? Tüm köpükleri almışlar, böyle oynuyorlar. Ne yapayım ben de artık. Zaten masayı ileri itmiştik. Müsaade ettim. Oynasınlar birbirlerine zarar vermedikçe. Böyle kar yağdırıyorlar birbirlerine. Ben de burada bir taraftan temizliği yapıyorum. Eğleniyor musunuz? Evet. Evet, evet, evet. İlk başta Karen yapmıyordu. Ablasından görünce Karen de yapmaya başladı. Artık böyle eğlensinler, birbirlerine zarar vermesinler.
şöyle birkaç eksiklikle birlikte göstereyim. Buradaki avizeyi değiştireceğim. Zaten birazcık karanlık gösteriyor. Üstüne şöyle iki tane valizimi koydum. İyi ki de tavana kadar olmamış. Aslında tavana kadar istiyordum ama iyi ki de olmamış yani. O yüzden mutlu oldum. Böyle bu alanda bayağı bir boş kaldı. Buranın halısı vardı zaten. Onu şimdi makineye yıkamaya attım. O çıktıktan sonra sereceğim. Şöyle ben iki kapağını kızım için dolap yaptım. Demiştim herhalde kızıma oda yapacağım. Yalnız kızımın odası çok küçük olduğu için gardırobu falan sığmıyor odamıza. Evet, minik kuşumuz da geldi dolabını keşfe. Böyle en üst rafa battaniyelerini, müstünlerini, böyle pikelerini falan katladım. Arkaları bayağı bir geniş. Islak mendil stoklarımızı falan da arkaya koydum. Hatta fazlalık birkaç şeyleri falan. Bu kısım boş kalmıştı. Buraya da benim kendi gardırobuma sığmayan pike takımlarım vardı. Onları koydum. Bu kısmı böyle askılık bölümü yaptım. Hazır yaz da geliyor. Böyle renkli renkli rengarenk elbiselerini çıkarttık hanımefendinin. Böyle gayet güzel oldu. Ferah oldu. Birkaç daha askı almayı düşünüyorum. Ben askıların hepsinin aynı olmasını seviyorum ama şöyle bir iki tane farklı askı var. Allah! Evet, kaçırmışız burayı. Küçük hanım maalesef hemencecik daldı bile. Şu kısma böyle tokalarını yerleştirdim. Aslında burada ben raf olsun istiyordum ama dolabı hazır aldığımız için dolabın kendi formunda raf yoktu. Ama ben buraya iki tane veya üç tane daha raf attırmak istiyorum. Onu attıracağız inşallah. Daha güzel, kullanışlı olacak. Evet, tokaların artık birazcık daha saçımız uzadığı için tokaları takmaya başladık. Tokalarımızı öyle koydum. Şu arka tarafa ağız mendillerini koydum. Geçen hafta BİM'e gelmişti. Böyle bir hasır sepet aldım. Buna da çoraplarımızı, kilolu çoraplarımızı falan yerleştirdim. Şu kışlık çorapları kaldıracağım. Şu alt kısmı ise şöyle organizerlere birine zıbınlarını falan, birine de alt şortlarını, taytlarını falan koydum. Arkaya daha çok evde giydiği eşofmanları, pijamaları, ön tarafa da sweatshirtlerini koydum. Böyle. Orta kısmı ise fazlalıklarım için değerlendirecektim. En üstte eşimin sivitlerini koydum. Arka tarafa gene dediğim gibi bayağı bir boşluk kaldığı için fazlalıkları koydum. Buraya benim daha çok kullandığım çantaları koydum. Bu iki tane rafı boş bıraktım. Kızımın odasında bayağı bir ıvır zıvır var. Orayı boşaltırken oradaki eşyalardan koymak istedim. Çok çok rahat aldı. Gerçekten dolap düşünceniz, ihtiyacınız varsa linkini bırakacağım. Bakın derim yani, bayağı bir eşyamı toparladı. Buraya da çok kışlık olan montlarımızı kaldırdım artık. Onları yerleştirdim. Burayı da yerleştiririz artık. Bu dolap da beni mutlu eden, zaten bu dolabı yaptırmaktaki en büyük sebeplerimden birisi, böyle bir vestiyer istiyordum. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Ayakkabılarımız açıkta duruyordu. Daha çok fazla ayakkabı kutularımız var. Topuklu ayakkabılar, klasik ayakkabılarım falan olduğu. Yalnız onlar buraya sığmazdı kesinlikle. Ben yaptırsaydım eğer şu alt tarafa 4-5 tane daha raf, sık sık raf attırıp ayakkabılık olarak kullanacaktım. Belki kızımın dolabına raf attırırken buraya da raf attırabilirim. Ama o zaman da benim montlarım, trenç kotlarım falan birazcık uzun, onlar sığmayabilir. Şimdilik düzenini şöyle yaptım. Yazlık ayakkabılarımızı çıkarttım. Yazın giydiğimiz ayakkabıları böyle üst kısma, daha sık giydik günlük ayakkabılarımızı alt kısma yerleştirdim. Gayet de rahat sığdı. Tam tersini kışında yer değişimi yaparım. Diğer ayakkabılarımızı da balkonuma depolama alanı yaptım. Oraya koydum. Buraya böyle dediğim gibi trenç kotlarımızı, mevsimlik montlarımızı astım. Şu alt kısmında da sepetin içerisine ev terliklerimizi koydum. Daha az giydiğimiz ev terliklerini. Günlük giydiklerimizi de alta yerleştireceğim. Onları makineye attım. Yıkanıyor. Dolabımız bu şekilde birlikte yerleştirmiş olduk. Çok da içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Artık belki şuraya bir halı falan da düşünebilirim. Onu da yine sizle paylaşırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kızım, bay bay yapar mısın teyzelere? Görüşürüz teyzoşlar. Lütfen. Evet, bay 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 bay. Teyzelere bir şey söylemek istiyor musun Karen? Beğendin mi dolabını? O şu an keşfe çıktı. Rahat rahat baksın, oynasın. Zaten tokalar 2 dakikada toparlanır. Benim için önemli olan kızımın mutlu olması. Tekrar tekrar toplamaktan hiç çekinmiyorum. Görüşmek üzere.